1. Şemail ve vücut yapısı nasıldı? Resul-i Ekrem Efendimizin vücut yapısı tarih kitaplarının ilgili bölümlerinde şöyle anlatılır. O uzuna yakın orta boylu, iri yapılı ve heybetliydi. Ne zayıf ne de şişmandı. Karnı ve göğsü birbirine denkti, yani göbeksizdi. İnsanlar arasında fark edilecek ölçülerde iri başlıydı. Omuzlarının arası genişti. Yüzü buğday benizli ama parlaktı. Kaşlarının arası biraz aralık, kirpikleri ise uzundu. El ve ayak parmakları kalındı. Organları birbirine son derece uyumlu ve latifti. İki omuz arasında ve kürek kemiklerinin hizasında kırmızıya yakın bir renkte ve biraz da sertçe güvercin yumurtası büyüklüğünde nübüvvet mührü bulunuyordu. Saçları düze yakın kumral ve uzun olup tararken genelde ortadan ayırdı. Eklemleri kalındı. Ayakları büyükçeydi. Oturduğu zaman en uzun boynunun yanında bile uzun görünürdü. Dik dururdu. Yürürken sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi hızlı hareket ederdi. Efendimizin iki kaşının arası açıktı. Alnında öfkelendiği zaman kabaran bir damarı vardı. Göğsü ve koltuk altları kılsızdı. Boyun, bilek ve parmakları uzundu. Cılız değildi. Bütün kemikleri ve organları heybetli gözükürdü. Yüzü nurlu, güleç ve sevimli, hilal kaşlı ve çekme burunluydu. Dişleri inci gibiydi. Kirpikleri uzun, gözleri siyah ve iri olup göz bebeklerinin rengi siyaha yakın, beyazı akil. Sanki sürekli gülüyormuş gibi tebessümlü olan bir yüzü vardı. İnsanlara bakarken ya da ona seslenince sadece kafasını değil vücudunu da çevirirdi. Medineli Yahudilerden Abdullah bin Selam, onun yüzünü gördüğüm zaman bir yalancı yüzü olmadığını derhal anlamıştım demekten kendini alamamış ve Müslüman olmuştur. Yanakları kırmızımsı ve elmacık kemikleri belirgindi. Dudakları biraz kalın ve koyu kırmızı renkte, burnu uzunca ve ortası biraz kabarık, alnı açık ve genişti. Nihayetinde Peygamberimiz için Hasan bin Sabit şöyle demiştir. Gözler senden daha güzelini görmedi. Hiçbir kadın senden daha güzelini dünyaya getirmedi. Sen hiç ayıbı ve eksiği olmayarak dünyaya geldin. Sanki istediğin gibi yaratılmıştın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.